Next, I would like to give the floor to His Excellency. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 70. toplantısını yapacak. Toplantıda Türkiye'yi bu yıl Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. Davutoğlu, Obama'nın özel davetiyle terörizmle mücadele zirvesine katılarak bir konuşma yapacak. Zirvenin önemi ise katılımcıların terörle mücadele için kaynak ayıran ülkeler olması. Birleşmiş Milletler'in 70. Genel Kurulu'nda bu yıl 3 gündem maddesi var. Kalkınma ve iklim değişikliği, barış ve güvenlik, insan hakları ve hukukun üstünlüğüyle kurumların inşası. Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak Başbakan resmi temaslarına 25 Eylül'de başlayacak birçok liderle bir araya gelecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Belçika, Gürcistan, Tunus, KKTC ve İsveç Başbakanları o isimler arasında. Ayrıca Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve AB Konseyi Başkanı ile de görüşecek. ABD Başkanı Obama ile bir görüşme ise öngörülmüyor. Ancak iki isim Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonu onları toplantısında bir arada olacak. 2016 yılında Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. İnsani Yardım Zirvesi ilk kez yapılacak. Zirve öncesinde ilk tanıtım Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Başbakan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Moon toplantının tanıtımını birlikte yapacak. Davutoğlu 2012 yılında Birleşmiş Milletler'e gittiğinde Dışişleri Bakanı'ydı. O toplantıda Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilmişti. Filistin'e destek veren ülkelerin başında gelen Türkiye, tasarı lehine bir konuşma yapmıştı. 30 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında Başbakan 13. sırada kürsüye çıkacak. Başbakan'dan önce de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kürsüde olacak. Başbakan konuşmalarının önemli bölümünü terörle mücadele ve Suriye'ye ayıracak, sığınmacıların durumunu ve Türkiye'nin yaptıklarını anlatacak, destek isteyecek. Ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin mesajlar da verecek. Ama başbakanın sığınmacılara verdiği söz ABD ziyaretinden önce hayata geçecek. Suriyeli sığınmacılardan devlet başkanlarına hitaben yazılan mektup liderlere Birleşmiş Milletler zirvesinden önce ulaşacak.